öğrenci gelse yine aynı üniversiteye, üniversitede çok kargaşa var mı? Benim ilk girdiğim yılda 15 tane veteriner fakültesi varken şu an Türkiye'de 35'in üzerinde veteriner fakültesi var. Mesela bu pandemi sürecinde, salgın döneminde çoğu üniversite online eğitime geçti. Yani resmi olarak bizim insanları tedavi etme gibi bir hakkımız yok. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizleri sormalı. Biz deyiz. Allah şükür çok sıcak ama çalışmaya devam ediyoruz. Her şeye rağmen. Her şeye rağmen. Öncelikle biraz sizi tanıyalım. Siz kimsiniz? Tabii ki ben Muhammed Zeki. Mardin Midya doğumluyum. Dicle Üniversitesi'nde veteriner hekimliği okudum. Oradan mezun oldum. Şu an veterinersiniz abi. Evet. Şu an veteriner hekimliği yapıyorum. Şöyle diyelim o zaman. Öncelikle neden Diyarbakır ve bir öğrenci olarak Diyarbakır'a ilk gittiğinizde ne hissettiniz? Tabii Dicle'ye gitmeden önce benim öyle bir hayalim yoktu daha doğrusu. Tabii her öğrenci gibi işte özellikle biz doğuda yaşayan insanlar işte Batılı'ya güzel bir şehirde, güzel bir üniversitede okumak isteriz. Yani bu herkesin hayalidir. Hatta ben veteriner hekimliğini seçmeden önce tıbbi görüntüleme, tıbbi laboratuvar, anestezi gibi 2 yıllık bölümleri çok istiyordum. Yani diyordum ki ben bu puanı getirsem de getirmesem de bu bölümlerden birini seçeceğim. Sonra tercihlere bir hafta kalmıştı. Ya böyle bir oturup düşündüm, dedim yani 2 yıllık bir bölüm okumaktansa ben en iyisi 4 yıllık bir bölüm seçeyim dedim. Daha sonra veteriner hekimliğimi de tercihlerimin arasına koymak istedim ve 4 yıllık değil 5 yıllık bir bölüm geldi bana. 5 yıllık mı? Evet, veteriner hekimlik 5 yıllık bir bölüm. Peki ilk Diyarbakır'a gittiğinde bir tedirginlik var mıydı yani? Yok, Diyarbakır'a ilk gittiğinde bir tedirginlik yoktu. Fakat farklı bir şehire girmenin heyecanı vardı aslında. Çünkü bilmemezlikten gelen bir korku ve endişe diyelim ama daha çok bir heyecan vardı üstümde. Peki Diyarbakır'ı nasıl gördün bir öğrenci olarak? Yani sizce Diyarbakır şehri öğrencilere yönelik bir şehir midir? Mesela öğrenciler tercih edip gitmeli mi o şehre? Yani aslında bu bölümden bölüme değişebilir. Öğrencinin isteklerine göre değişebilir. Şöyle söyleyeyim. Diyarbakır'a gittikten sonra aslında orada birçok faaliyetin içine girmiş oldum. Yani belki de bölümümden geri. Yani bölümümüz biraz ağır ve sıkıcı olduğu için sürekli çalışma gerektiren bir bölüm olduğu için ister istemez kendinizi farklı alanlara itmek zorunda kalıyorsunuz. Yani bir sosyal faaliyetin içine giriyorsunuz. Yani Diyarbakır aslında bölgemizin en iyi ve en büyük şehirlerinden bir tanesi. Şimdi bazı şehirler maddi olarak ön plana çıkmaktadır. Yani şehirleşme olarak, teknoloji olarak ön plana çıkmaktadır. Bazı şehirlerimiz ise hem maddi olarak hem de manevi olarak ön plana çıkmaktadır. Şimdi biliyorsunuz ki Diyarbakır şehri peygamberler diyarı ve sahabeler şehridir. Diyarbakır'ın çok manevi muazzam bir havası var. O surların içine girdiğiniz andan itibaren farklı bir atmosferin içine giriyorsunuz. Peki sizce bir öğrenci Diyarbakır'a gittiği zaman yurtta mı kalmalı yoksa öğrenci evinde mi kalmalı? Ya bu kişiden kişiye tamamıyla değişebilecek bir şey. Yani yurdun da çok güzel tarafları var. Evin de çok güzel bir tarafı var. Ya mesela yurda gidiyorsunuz, aç değilsiniz. Ya ben şimdi yemek istemiyorum. Bir 4-5 saat veya ne bileyim gece yarısı 2-3 gibi yiyeceğim diyemiyorsunuz. Çünkü yurdun içinde çok farklı insanlar var. Çok fazla insan var. Dolayısıyla orada bir düzenin olması gerekiyor. Eğer o düzen olmazsa birisi gelecek 3'te yiyecek, biri 4'te yiyecek, 5'te yiyecek. Yok ben şu saatte şunu yapmak istiyorum diyecek. Ve dolayısıyla düzen olmadığı zaman bir kargaşa hakim olacak. Ben ilk 2 yılımda yurtta kaldım. Daha sonra orada tanımış olduğum arkadaşlarımla beraber öğrenci evine kaldık. Her ikisinden de memnundum. Her ikisinin de dezavantajları vardı, avantajları vardı. Ama evi daha çok sevdiğimi söyleyebilirim ben. Şahsi olarak. Ekonomik olarak öğrenciler ne kadarla geçinebilir ya da öğrenci evi kiraları ne kadar? Şimdi ben 3 yıldır mezun oldum. Bu 3 yıl içerisinde belki kiralar değişmiş olabilir ama hani kaldığımız dönem boyunca 500-600 liralık bir kirası vardı. Peki Diyarbakır surlarında hiç koştunuz mu? Yani koşmadım ama çıkıp gezmişliğimiz var. Surlar öncesinde maalesef uyuşturucu kullanan gençlerin daha çok uğrak yerleriydi. Ama şu an surların birçoğu sanırım restore edildi. Çok rahat bir şekilde çıkıp üstüne de gezebiliyorsunuz. Diyarbakır'da peki ulaşım nasıl? Özellikle üniversite öğrencileri üniversiteye rahat gidip gelebiliyor mu?
Yani mesela ucuz diye uzak bir yerde kalsalar yine aynı üniversiteye rahat ulaşım var mı? Ulaşım yönünden bir sıkıntı yaşamayacaklar inanıyorum. Zaten üniversitenin içinde de kendi yurtları var. Bir de şehir içinden yurtlarda kalan öğrencilerin okula geliş gidişleri var. Hem dolmuşlar hem de belediyenin otobüsleriyle çok rahat bir şekilde gidip gelebilirler. Yani şehrin en ücra noktasındaki bir adam yaklaşık olarak 1 saat 20 dakika içerisinde okulda oluyor. Ve yine okuduğum yıllar içerisinde otobüs ücreti 1 lira 25 kuruştu. Bir öğrenci için gayet uygun bir fiyat. Yani şu an belki 1,5 veya 1,75 lira olmuş olabilir. Gezilecek yerler konusunda bir öğrenci için yani fazla yer var mı? Oraya canı sıkılır mı yani? Yoksa rahat rahat gezip tozabileceği çok yer var mı? Diyarbakır biliyorsunuz ki Mardin, Midyat, Urfa gibi medeniyetlerin beşiği diyebileceğimiz bir şehrimiz. Hem merkezde hem de ilçelerde çok fazla gezilecek yer var. Yani Ergani ilçesinde, Eğil'de, Lice'de, Bismil'de, merkezde, Sur'da, dağlarda bir sürü yerde onlarca tarihi cami, müze ve çeşitli tarihi yapılar bulunmaktadır. Çok fazla gezilecek yer var diyebiliriz. Abi nedir bu sizin ciğerle alıp veremediğiniz? Hangi ciğerle? Diyarbakır ciğeriyle mi? Tabii siz Diyarbakır ciğerini yediniz mi? Yedim. Çok güzel. Evet. Gerçekten güzel. Özellikle sabah namazından sonra yapılan bir ciğer var. Perdeli ciğer bilir misiniz? Yedim. Evet. O da ayrı bir tat diyelim. Bunu batıda çok böyle şey karşılanabiliyor. Sabah namazından sonra ciğer mi olur? Tabii yani birçok misafirimiz gelmişti. Çok garipsemişlerdi. Ama şu an halen o abilerle görüşüyoruz mesela. Diyorlar ki o Diyarbakır'da yediğimiz ciğerin tadı hala damağımızda. Peki bu Diyarbakır'daki yemek öğrencinin mesela bütçesini ne kadar sarsar? Dışarıda yemek istese mesela sarsar mı? Ucuz mu? O dışarıdaki yemekler. Tabii her gün gidip dışarıda ciğer yerseniz sizi kurtarmaz. Ama ne bileyim hani öğrencilerin sevinçli olduğu bazı anlar vardı. İşte sınavlar açıklanır, ben bu dersten geçmişim. Bursun ilk geldiği anlar, ne bileyim bir şeyi satmıştır, bir yerden bir şey gelmiştir. O veya bursların ilk yattığı zamanlar ceplerimiz dolu olduğu için sürekli öğrenci arkadaşlar olarak birbirimize ısmarlarız. Ama yoksa öğrenci adam bilirsiniz durumunu. Peki insanlara hakkında bir şeyler söyleyebilir misin? Yani Diyarbakır insanı nasıl sence? Orada bir öğrenci olarak kaldın. Şöyle söyleyeyim, ben İlk üniversiteye gitmeden önce ilk başta da söylediğim gibi aslında hani böyle batıda okumak, ne bileyim iyi bir üniversitede okumayı hayal ediyordum. Keşke diyordum işte İzmir'de okusaydım, keşke Muğla'da sahili olan bir şehirde okumayı istiyordum. Diyarbakır'a gidip orada okuyup 5-6 yıl kaldıktan sonra şunu dedim kendime. İyi ki ben Diyarbakır'a gitmişim. Çünkü orada çok güzel arkadaşlıklar edindim. Belki benim köyde aynı mahallede 15-20 yıldır beraber yaşadığım insanlara kardeşim dahi diyemezken ben üniversitede sonradan gördüğüm birçok arkadaşıma kardeşim şeklinde hitap edebiliyorum. Şu an o birlikteliklerimiz halen devam etmekte. Peki artık böyle yavaş yavaş üniversiteye geçiyorum. Mesela batıdan bir öğrenci gelse yine aynı üniversiteye. Üniversitede çok kargaşa var mı? Yani orada peder olur mu? Çünkü o gözle bakılıyor biraz. Bakın arkadaşlar, biz okuduk, gittik, geldik ve gördüğünüz gibi sapasağlamız. O risk her yerde var diyebiliriz. Yani Diyarbakır genel itibariyle böyle kargaşanın hakim olduğu bir yer değil. Zaten bizim bir sürü ilden gelip okuyan arkadaşlarımız vardı. Onlar gelip mezun olduktan sonra onlar da kendileri zaten bize söylüyorlar. Yani Diyarbakır hakikaten çok güzel bir şehirdi ve çoğu da biz ayrılmak istemiyoruz dediler. Hatta bazı arkadaşlarım orada çalışmaya dahi başladı. Yani kendi memleketlerini bırakıp orada çalışmaya başladılar. Şöyle diyeyim ya, bizim belki de bölgemizi övmek gibi algılanabilir ama orada görev yapmış öğretmenler, orada okumuş öğrenciler, orada memurluk yapmış bir sürü insana bunu sorsalar muhtemelen genellikle aynı cevabı alacaklardı. Yani bizim bölgenin insanı misafirperver, cana yakın ve sevgi doludur. Peki bize Diyarbakır Üniversitesi'ni, yani kendi bölümün değil de genel olarak üniversitesi hakkında söyleyebileceğim bir şey sosyal olarak nasıl, konum olarak nasıl bir yerde? Yani üniversite evet. Güzel mi? Mesela tavsiye eder misin? Hani o üniversitenin avlusu olur, bahçesi olur. Kendine özgü neyi var yani? Evet, Dicle Üniversitesi Dicle Nehri ile Diyarbakır arasında Sur ilçesinde yer almaktadır. 30 bin dönümlük arazinin üzerinde kurulmuş bir üniversite ve 30 bin üzerinde bir öğrenci kapasitesine sahip. Fakülteler biraz birbirinden ayrı olarak inşa edilmiş. Yani baştan başa yürüyeceğim derseniz bir yarım saatinizi alır galiba. O yönden çok rahat ve konforlu bir yapıya sahip. Yani şu an mesela İstanbul'da görüyoruz. Sadece bir apartman dairesine dikilmiş üniversiteler mevcut. Yani o şekilde bir yapısı yok. Fakülteler birbirinden ayrı, ferah bir yapıya sahip. Sosyal aktivite bakımından da ben üniversite zamanında da bir kulüp kurmuştum. Gıda ve sağlıklı yaşamla ilgili. O zaman mesela kurulu 150'ye yakın öğrenci kulübü vardı. Yani öğrenciler ben bir alanda kendimi geliştirmek istiyorum deseler çok rahat bir şekilde çeşitli kulüplere kaydolabilirler. Yani bayağı etkin kulüpler var diyorsun. Tabii ki de, evet. Peki ayrı fakültesi var mı? Yani ilçelerinde fakülteleri var mı mesela? Fakültelerin olduğunu duymadım ama meslek yüksek okulları var ilçelerde.
tabii onlar hakkında öyle detaylı bir bilgim yok. O zaman bölüme gelelim. Benim bölüm de biraz ilginç olduğu için. Evet. Öncelikle Mehmet Akif Ersoy'un meslektaşı olmaktan gurur duyuyor musun? Mehmet Akif'in meslektaşı olmaktan tabii ki de gurur duyuyor. Hem çok iyi bir edebiyatçı hem de bir veteriner hekimdi. Bu vesileyle kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Peki hocam, bu veteriner hekimlik nedir yani? Yani gidecek öğrenciler ya da seçmek isteyen öğrencilere bir açıklama olması hasebiyle. Veteriner hekimlik çalışma alanı hakikaten çok geniş bir meslek. Ben gitmeden önce aslında hani size de bahsettiğim gibi ben bir görüntüleme, anestezi gibi böyle 2 yıllık bölümleri istiyordum. Yani aslında benim istediğim şey sağlık bölümüydü. Dolayısıyla yine sağlık bölümüne yerleşmek oldu. Şu an maalesef ülkemizde veteriner hekimlik Gıda Bakanlığı'na bağlı bir meslek olarak geçiyor. Halbuki bizler de birer sağlık çalışanıyız. Çünkü bizlerin de uğraştığı hayvanlar sonuçta birer can. Onların da bir canı var, bir ruhu var. Onların da bir davranışı var ve bu vesileyle İnsanlara benzer çeşitli hastalıkları mevcut. Peki bu sadece Türkiye'de mi böyle, yoksa yurt dışında? Hayır, mi? Hayır. Mesela şu an Türkiye'de benim ilk girdiğim yılda 15 tane veteriner fakültesi varken şu an Türkiye'de 35'in üzerinde veteriner fakültesi var. Ama Avrupa'ya baktığımız zaman her ülkede 1-2 tane veteriner fakültesi vardır ve bunlar böyle bizim gibi 150 tane öğrenci almazlar. 20-30 tane öğrenci alırlar ve yurt dışında neredeyse tıp eğitimiyle eşdeğerdir. Aslında ülkemizde de 70'li 80'li yıllarda veteriner hekimliği seçmek isteyen birisi tıp kadar yüksek bir puan getirmesi gerekiyordu. Fakat bu gerek politikalar olsun, gerek insanların teveccühü olsun, zamanla puanları azalmış. Yani sıralaması 150 bine kadar olan öğrenciler veteriner hekim fakültesine yerleşebilirler. Peki memnun musun abi? Mesela ne geldi başına? Ne bekliyordun? Ne çıktı? Mesleğimden çok çok memnunum. Eğer bir daha fırsatım olursa tekrar bu bölümü okumayı isterdim. Fakat okulu okuma esnasında hakikaten çok büyük güçlüklerle karşılaştık. Çünkü tıp eğitiminde tabii böyle bir karşılaştırma yapmak doğru olmayabilir ama mesela tıp eğitiminde sadece bir türle ilgilenirken bizler yani mesela hem inek var, hem tavuk var, koyun var, kedi var, köpek var. Aynı zamanda mesela biz domuzları da görüyoruz. Yani birçok fazla tür var. Bu türlerin davranışları değişiyor, hastalıkları değişiyor. Mesela ilk başlayan bir öğrenci başlangıçta temel kavramları öğrendikten sonra işte canlılar üzerindeki o iskelet yapısını, kas sistemini, sinir sistemini, iç organları vesaire tüm sistemleri sırayla öğrenmeye başlıyor. Mesela biz laboratuvara gidiyorduk. Önümüze bir kemik bırakıyorlardı. Öncelikle o kemiğin hangi hayvana ait olduğunu bilmemiz gerekiyordu. Daha sonra o türün içerisindeki o farklılıkları öğrenmemiz gerekiyordu. Yani okuma esnasında çok fazla efor gerektiren bir meslek. Ben sınav dönemi gelsin, işte son gece çalışayım mantığıyla öğrenciler çalışırsa yani öyle kolay kolay bitecek bir bölüm değil. Dönem başından çalışmaya başlayıp o aktiviteyi dönem sonuna kadar devam ettirmek gerekiyor. Ders devamlılığı durumu nasıl? Yani derse gitmeden geçme olayı yok. Yok. Bir şey o zaman. Maalesef hiç yok. Yani belki son dönemlerde seçmeli dersler arttı. 2-3 tane dersi biz dışarıdan alabiliyoruz. Ben de öyle yapmıştım. Eğitim fakültesinden, iktisat fakültesinden seçmeli dersler almıştım. O derslerde hocalar kolaylık sağlayabiliyor ama bizim fakültemizin ana derslerinde böyle bir şey söz konusu değil. Hatta derslerin yarısı pratik olduğu için zaten sizin laboratuvara gidip dersleri görmeniz lazım. Yani şu an mesela bu pandemi sürecinde salgın döneminde çoğu üniversite online eğitime geçti. Bunun acısını mesela pratik yapması gereken bölümler çok fazla yaşayacak bunun acısını. Mesela tıp eğitimi, hemşirelik eğitimi, veteriner hekimliğin eğitimi gibi pratik gerektiren bölümleri okuyan öğrenciler çok zorlanacaklar bu dönemde. Çünkü sadece online'la bu işler yürümez sizin de bildiğiniz gibi. Peki insanların size bakış açısından rahatsız oluyor musunuz? Hangi yani manada? Hayvan doktoru bakış açısından. Hani önemseme işlerinden. Bu bakış açısı eğer bir küçümseme ise tabii ki hoşumuza gitmeyen bir durum. Ama yani bu bir gerçek ki bizler hayvanlara bakan birer hekimiz. Değerimizin daha iyi anlaşılmasını isterdik ki okumuş, bizi bilen insanlar zaten yaptığımız işleri az çok bildiği için o gereken saygıyı gösterdiklerine inanıyoruz. Siz her türlü hayvana bakabilir misiniz? Her türlü hayvana bakabiliriz fakat şöyle bir şey var veteriner fakültelerinde. Mesela şu an ülkemizde genel olarak yetiştirilen hayvanlıkları neler? Mesela at, eşek gibi binek hayvanlar, inek, koyun, keçi gibi işte eti yenen hayvanlar. Bir de daha çok metropollerde kedi ve köpekler besleniyor. Şu son dönemlerde de ne bileyim papağan gibi, iguana gibi egzotik hayvanlar da karşımıza çıkmaktadır. Ama mesela genel itibariyle biz fakültede bir devenin anatomisini veya fizyolojisini görmüyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'nde veteriner hekimliği okuyan bir öğrenci deveyi de ayrıca görüyor veya ne bileyim işte Avrupa'da veya Asya'da okuyan bir öğrenci aslanı, zürafayı daha ayrıntılı bir şekilde inceleyebiliyor. Ama şöyle bir şey var. Yani klinize bir kedi de gelse bakıyorsunuz, güvercin de gelse bakıyorsunuz. Ne bileyim bazen kaplumbağa getiren oluyor, küçük küçük kertenkeller getiren oluyor, cins cins hayvanlar olabiliyor. Hepsine tabii elimizden geldikçe bakmaya çalışıyoruz. Siz insan iyileştirebilirsiniz, insanlarla ilgilenebilirsiniz.
Yani resmi olarak bizim insanları tedavi etme gibi bir hakkımız yok. Ama tabii ki de oradaki sağlık bilgisine sahibiz. Çok acil bir durum olduğu zaman yardımcı olabiliriz. Hayırdır koçum, rahatsızlığım yok. Ben şey izlemiştim. Wolverine var ya. Wolverine mi? Wolverine. Wolverine olmasın? Wolverine. Pençe çıkar. Aynen. İsmi mi diyor? İşte o. Cahil ya. Onu bir veteriner iyileştiriyordu da. Öyle bir sahne oldu. Türk dizilerinde bütün mafyaların doktorları veterinerler işte. Peki abi, yani zor dedin işte, birkaç şeyden falan da bahsettin. Evet. Yani yeni giden bir öğrenci neye dikkat etmesi lazım özellikle? Veteriner hekimliğine mi? Veteriner hekimliğine kazandı ve gidecek. Ne yapması lazım yani? Daha kolay geçebilmesi için tavsiye verebilir misin? Ne gibi zorluklarla karşılaşacak? Mesela kan tutuyor mu, kan görüyor musunuz, işte hayvan işlerini açıyor musunuz? Bunlara nasıl dikkat edecek yani? Öncelikle bir yurtta kalacaksınız veya öğrenci evinde kalacaksınız. Şunu unutmayın ki işte oda arkadaşınızın bölümü ne olursa olsun onu dikkate almamanız gerekiyor. Çünkü bazı bölümlerde yani sınav gelmeden önce 2-3 gün önce baktıkları zaman onlar için yetebiliyor. Yani genel olarak öyle yani. Biz bazı sınavlara otobüste bakıyorduk. Hatta şöyle bir şey oldu, yani bizim ilahiyatçı bir arkadaş vardı, adı İshak, eğer bu videoyu izliyorsa kendilerine selamlar. İshak Bey, beğeni atmayı unutmayın. Evet, benim bir sınavım vardı, haftalar öncesinde çalışmaya başlamıştım. Neyse son güne geldik, İshak geldi, ya abi diyor sen ne yapıyorsun, çalışıyorum falan, sen ne yapıyorsun? Ya dedi yarın benim bir sınavım var ama daha hiç bakmadım, gece bakarım falan dedi. Neyse ben tabii biz çalışma odasından hiç ayrılmıyoruz, sabah akşam kimsenin çalışma odasında uğradığı yok. Neyse sabah namazına falan kalktık, İshak'ı gördüm. İshak abi dedim çalıştım. Abi dedi valla çok yorgundum dedi, sabah giderken otobüste falan bakarım dedi. Velhasıl ikimizin de o gün sınavları oldu, sınava olduk, geri geldik. İshak abi nasıl, çalışabildin mi? Abi yok dedi, hiç sorma, hiç çalışamadan girdim. Kaç alırsın dedim. Ya dedi böyle yüksek bir rakam söylemiş, şu an hatırlamıyorum, 80-90 falan bir şey söylemişti. Sen dedi ben de normal falan dedim, ben de zaten büdet kalmıştım. Yani hakikaten bazı bölümler öyle yani, çalışmadan da çok rahat bir şekilde halledebiliyorsunuz. İşte eğer veteriner hekimlik okuyacak bir arkadaşım varsa ev arkadaşına, yurt arkadaşına kesinlikle bakmasın ve dönem başından itibaren düzenli bir şekilde çalışmaya başlasın. Bizler lisans değil, yüksek lisans derecesiyle mezun oluyoruz. Dolayısıyla direkt doktoraya başlayabiliyoruz. Ama doktoraya başlamak için yabancı dil lazım. Şu an mesela ben yabancı dilimi geliştiremediğim için çok hayıflanıyorum. Peki ya, Diyarbakır veterinerlik hekimliğini, yani veterinerlik hekimliği öğrencisi açısından geliştirme olarak bir şey sağlıyor mu yani? Size bir katkı sağladı mı mesela, kütüphanesi işte, ya da hocaları nasıldı? Ya hocalarınız nasıldı daha doğrusu? Çalışmak için yeteri kadar kütüphane var. Zaten merkezi çok büyük bir kütüphane var ve 7/24 açık. Öğrenciler gidip orada çalışabiliyorlar. 7/24. Evet, 7/24 açık. Okul olarak bizim bir hayvan hastanemiz vardı. Oraya işte ilçelerden, illerden gelen hastalar oluyordu. Orada pratik yapma şansımız vardı. Ama günden güne veteriner fakültelerinin öğrenci sayısının artmasıyla, mesela siz bir ameliyata giriyorsunuz. Ameliyata 50-60 öğrenciyi sokmanız imkansız. Dolayısıyla hocalar kendilerine 3-4 tane asistan seçip onları beraberinde operasyona götürebiliyordu. Yani oradaki geliştirme aslında öğrencinin kendisine kalmış bir şey. Eğer kendini geliştirmek isterse bir hocanın peşinde takılıp onu bırakmaması lazım. Hocalarımız nasıl peki Türkiye geneli olarak yani? Yani her ilden gelen hocalarımız vardı. Oranın yerlisi olan hocalarımız da vardı. Genel itibariyle hocalarımız iyiydi diyebilirim. Eğitim kaliteli diyorsunuz yani. Tabii ki de. Yani çok fazla hem profesör hocamız vardı. Hatta bizlerde öğretim görevlisi olup tıp fakültesinde eğitim veren hocalarımız da var. Peki mezun olduktan sonra iş bulma durumu, hani siz biraz da mezun olduğunuz için. Evet. Buna gidiyoruz. Normalde diğerlerinde çok bu mevzuya girmedik yani. İş bulma durumu nedir? Başta da belirttiğim gibi veteriner hekimlikte çalışma alanları çok fazla. Yani bir mezun öğrenci başta kamu kuruluşlarında veteriner hekim olarak, memur olarak çalışabilir, atanabilir. Şu an yanılmıyorsam KPSS'den 71 puan alarak da çok rahat bir şekilde atanabiliyorsunuz. Tabii bu öğrenci yıl alması arttıkça bu puan tabii ki de artacaktır. Bunun haricinde fakültemizden mezun olan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu kendilerine özel klinikler açmaktadır. Kliniklerde çalışmak istemeyen arkadaşlarımız gıda kuruluşlarında çalışmaktadır. Ayrıca ilaç üreten firmalarda da çalışabiliyoruz. Yani şu anlık Önü açık bir bölüm. Çok rahat bir şekilde istedikleri yerde çalışabilirler. Ama mezun sayısı arttıkça bu yine kişinin kendisine kalacak bir şey. Yani kişi kendini ne kadar geliştirmişse çok rahat bir şekilde çalışabilecek. İnsanların hayvanlara uyguladığı şiddete karşı söylemek istediğiniz bir iki ağır söz var mıdır? Çok derin bir noktaya değindiniz. Öyle derin bir insanım.
Yani sadece hayvanlara değil, aslında tüm canlılara karşı bizim merhametli olmamız gerekiyor. Yani sırf orada zarar gören bir kedi diye, bir köpek diye tepki vermememiz gerekiyor. Yani bugün hayvanların yanında onlarca ülkede, onlarca, yüzlerce insan çok haksız bir şekilde maalesef katlediliyor. Yani adaletsizliğin olduğu her yerde zalimce, sevgisizce yapılan tüm eylemlere karşı tabii ki de tepkiliyiz. Sadece hayvanları değil, tüm canlıları korumaya gayret edelim. Peki böyle ilginç bir vaka hiç geldi mi önünüze? Onunla bitirelim yani. Böyle ilginç, hani ya da acıklı diyebileceğiniz. Şöyle söyleyeyim, mesela sahiplendiği bir hayvana çocuğu gibi bakan insanları çok garipserdim yani. Bu kadar fazla bir duygu yüklenmesine karşıydım. Ama zamanla aslında o bağın oluşabileceğini, hem fiziksel hem de ruhsal olarak hayvan ve insanların yakınlaşabileceğini öğrendim. Mesela bazen fakülteye hasta getiren hasta sahiplerimiz oluyordu. Yani inanır mısınız, kadın içeride ameliyatta olan kedisi, köpeği için oturup saatlerce ağlayabiliyordu. Yani mesela o benim çok başta garibime giderdi. Şu an biraz daha alıştım diyebilirim. Bey'in kedilerle olan imtihanını biliyorsunuz değil mi? Korkutuyor kedileri falan. Hayır. Rahat mı? Bir veteriner hekim olarak. Öyle bir şey var mı Yunus Bey? Ben anlatmıştım. Öyle mi? Lütfen bunun için önceki videolarımızı izleyelim arkadaşlar. Neyse, geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Güzel bir bölüm oldu. Yani biraz daha sizin anılarınız da daha çok bir şey oldu. Çünkü biz de her zaman veteriner hekim göremiyoruz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz ben için. Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. İyi çalışmalar dilerim. Çalışmalarınızın devamını bekliyoruz. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Normalde ben böyle bir çağrı yapmam. Ama değirmen için lütfen videoları beğenip abone olmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Ve tabii ki hayvanları korumayı unutmayın.